Haydi, haydi! Hoppa! Eller havaya! Ya ya ya! Ay ya ya ya! Şarkı yeter! Çözer bu deli kördüğümü, bir tutam küle döndüğümü. Ellerin bana kınmazsa, kim bilir benim yandığımı. Sanki görmüyorum orada yazanı, çekil. Dur. Geliyor. Hiç anlamaz mısın yar, seni bana yazmışlar. Eller eller. Sorsam söyler beni, kırık kalpler sokağında. Bir görsen hatırlarsın, senden bir iz dudağımda. Şunu olmaz, hadi saçmalama. Kim çözer bu deli gördüğümü, bir tutak ile döndüğümü. Ellerim bana dokunmazsa, kim bilir benim yandığımı. Burayı hiç söyleyemiyorum ben ya. Geliyor. Hiç anlamaz mısın yar, seni bana yazmışlar. Bir kez daha. Hiç anlamaz mısın yar, seni bana yazmışlar. Helal olsun be ya. Yalnız siz hile yaptınız ha. Neylesi lan? Ya bu yaptığınız karaoke mi? Resmen playback yaptınız be. Playback playback değil de Allah Allah. Yo ama Zeynep'in sesi her zaman çok güzeldir. Çok güzel şarkı söyler. Ben hallettim her şeyi. Hadi şimdi sıra sizde, çıkın bakalım. Kim? Hı? Ha Mete ile Fadik. Ne alakası var, niye çıkıyoruz biz? Siz çıkın abi, siz sıranız değil mi abi? Bunun sırası ya. Dur, dur, dur. Hadi hadi hadi. Telefonu söyle, bir dakika, bir dakika. Ben siz karaoke yok, hemen geliyorum. Bir dakika. Annem ya, dur. Ay ya Mete. Alo. Kız kızım, sen niye böyle edin? Arayayım arayayım, o telefonu da açmayın. Sen beni meraktan öldüreceksin mi yavrum? Anne, ya biz kazandık anne, kazandık. Ne diye, ne diye? Ama kız yadigar, kazandık diye ya kız. Oo, değil mi? Aferin kızıma, aferin kızıma benim. İyi kızım, de haydi oyalanman o zaman. Gelin de buraya. Yadigar teyzenle bana da bir pasta yapın, hep beraber kutlayak. Şey anneciğim, biz gelemeyiz, biz buradayız ya, kutluyoruz biz. Kız ne hasta munzurları? Ne oldu, ne diye? Ne kutlamasıymış kızımı? Anneciğim biz bardayız, hep birlikteyiz, kutluyoruz. Ne işin var kız senin barda? Kız yavrum, orada türlü türlü adamlar var. Vallahi bak, o gazozunuzun içine hapı atarlar, hapı yutarsınız. Hepiniz orada bayılır kalırsınız sonra. Kızım bırak yavrum, yapma, kurban olam, eve gelin, hep beraber kutlayak kızım. Anneciğim ne diyorsun, ben seni tam anlamıyorum canım benim. Kız kızım. Sen bilmezsin, biz bunlarla büyüdük. Bu kötü adamlar bütün filmlerde de vardı. Anne ne diyorsun, ben gerçekten duymuyorum canım benim. Bak ben kapatıyorum, hadi hoşça kal, görüşürüz. Gel! İstediğimi bile bile taktı takı, ben aldım çekilmeden vuruyorsun ya. İstediğimi göre göre nasıl nasıl kesilen renkte veriyorsun bana. Şans benim nerelerde iyidir, tam zamanında geldin. En güzel bölüm başlıyor. Ne oldu ya? Aa, ne oldu? Yok artık. Ne? 7-24 ayardayım. Anne. Ayfer teyze vurdu oğlum. Aa,
Ayber teyze. Anne, senin ne işin var burada? Ne oldu, rahatsız mı oldun? Yok. Kız bana bak kız, ne işle çeviriyiz siz burada? Anneciğim, ne iş çevireceğiz? İşte eğleniyoruz, dans ediyoruz. Kız, yoksa sen içki mi içtin kız? Anne ne içkisi ya, içki mi içmedik ya? Oh yap bakayım bir. Anne, sen burayı nasıl buldun? Kızım arayayım arayayım açmıyoruz ki telefonu hiçbiriyiz. Şazimente söyledim, bilgisayarda şap diye buldu. Çakır mı makır mı bir şey yapmışsınız. Bütün Türkiye biliyor nerede olduğunuz. Maşallah. Şazi. Anne keşke Şazi bu akşam gelseydi bari ya. Kızım sen kafayı mı yedin ya? Şazimente hiç gelir mi buraya? Kız baba, o Sivaslı çocuk da geldi mi buraya? Ha geldi burada. Öyle mi? Ha? İyi iyi. Öğrendin mi Sivas'ın neresindenmiş? Öğrendim öğrendim. Neresi? Su şehrindenmiş. Aman hem de bizim oradan değil mi? Ay kurban oldum. Eğer kim neredenmiş? Anne artık o kadarını da bilmiyorum ya. Sorup öğrenirim ben sana. Ha hayır, hadi damadım yanına götür de beni tanışan bir. Ne damadı ya? Anne biz arkadaşız. Arkadaş mı? Arkadaş. Arkadaş. Arkadaş anne. Yanı para yeseceğim. Yok anam yok. Elimde patlayacak bu kız benim. Anne. Ha. Bu ne bu? Yanıyorsun. Şazimiyete söyledim bana nasıl gidilir diye. Bunu giydirdi. Vallahi yakışmış. Güzel olmuşsun. Hükümet gibi karıyım. Taşıyım değil mi? Taşı taşı. Anne. Ha. Şampiyon olduk, kazandık. Aferin kız da. Hadi gel gidelim bari. Madem geldin bizimkilerin yanına gel. He bir tanışacağım ben yürü. Ne diyorsun kız burada? Gel sen de eğlen hadi. Kız bu kılır mı senin? Kız anne. Koca karı buraya gelmiş. Hoş geldin abla. Ayfer teyze. Ne diyoruz kız siz burada? Dans ediyoruz, kutlama yapıyoruz. Ama Sivaslı çocuk da buradaymış. Ne diyorsun oğlum sen, iyi misin? Maşallah maşallah. Anne ben çaldım. Anlatsanıza pasta yarışmasını nasıl kazandık hadi. Ayfer teyze bu Mete pastanın üstüne bir düştü. Mete pastanın üstüne düştü. Mete kim ka? Ay kurban olam sen mi düştün? Ay kadın beni yüzü. Maşallah temiz sırattı çocuk maşallah. Şans deliğim nerelerdeydin? Tam zamanında geldi süper süper. En güzel yerim başlıyor. Yanımda gelmesin elini. Deli bunlar ya. Oğlum geç kız çocuğu. Oğlum oynayın siz oynayın. Bak iyi oldular he. Fatih'in arkasından bağırıyor. Kız gel buraya. Ya Fatih sus duyacaklar. Ya böyle bir şey yok. Nasıl dans ediyor bir de şey diyor. Kız kalkın oturmaya mı geldin buraya? Kalkın. Sen görmedin sonra bu. Mete'yi bir esir aldı. Gel göbek adından girmiş. Göbek sülalesinden çıkmış. Mete'yi en son gördüğünde böyle duruyordu. Abi yer o DJ kabinlerdeydi. Orada da evet sen görmedin mi onu? Hayır. Bu şimdi DJ kabinin oraya gitmiş. Dedim Ayfer abla ne yapıyorsun burada? Zordur almak bizden kızıyı çaldırıp Mete'ye göndermeye başlamış.
Sonra DJ'le bir kan koltuğu yemedim. Arkada çekirdek çitliyorlardı. Ben de diyorum bu parta niye mezdeke çalıyor? Ya Allah'ım yarabbim. Gül gül karnım artıyor oldu. Ben senden önce ne yapıyormuşum acaba Zeynep? Ben biliyorum. Ne yapıyormuş? I'm desperate summer. I'm so desperate. Ya geri zekalısın sen. I'm desperate'miş. Dalganı geç bakalım. Ay Fatih ya. Gerçekten son zamanlarda bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum. Ben. Artık karnım ağrıdı gülmekten ya. Çenem acıdı. Bir de giymiş o kıyafetlerini Allah'ım nereden bulduysa onları ya. Bir de şey diyor ya. Fatih. Fatih uyudun mu? Fatih kalk, Selim ağlıyor çabuk. Yok, Selim'e de uyanmıyorsa bayağı uyudun sen. Ben uyumadın, öldün resmen. Fatih. Ölmedin değil mi Fatih? Zaten bu evdeki bütün pis işler gelir beni bulur. Hayır, herkes işini düzgün yapsa bu saatte burada olmayacaktık. Bir de üstüne yediğimiz fırça cabası. Neymiş efendim? Niye dağ derine gömülmemiş? Ben ne bileyim niye dağ derine gömülmemiş? Çok biliyorsan gelip kendin gömseydin. Sanki bütün bu rezilin suçu benim gibi bir de burada duruyorum. Yanındaki. Ne yapıyor bunu da gece gece? Rasim Bey, gözüm seveyim abi. Şunun üstünü iyice kapat. Bak şuraya da tabi. Zaten çürümüş, leş gibi kokmuş. Ondan sonra kedi köpek yeşilecek, al başına belayı. Bütün kabak bizim başımıza patlayacak. At abiciğim, at. Leş gibi mi? At abi. At. Çürümüş mü? Selin. Selin kalk. Selin, kalk. Ben uyuyorum ya. Selin, uyanman lazım. Galiba Mustafa bahçede bir ceset gömüyor. Ceset mi dedin? Hı hı. Bahçıvanla beraber bahçede bir şey gömüyorlar. Fidandır o, fidan. Fidan dikiyorlardır onlar, fidandır ya. Ya Selin, bu saatte ne fidanı? Bak, hormonal olmalı bir şey yapıyorlar ve çok da kötü kokuyor. Böyle gömüyorlar, öğürüyorlar filan. Selin kalk. Ne yapacağız şimdi? Beni takip et. Ama üzerine bir şey al, hava serin. Zeynep, bekle beni. Tamam, bekliyorum. Uf, Zeynep, gece gece. Uf. Gece gece. Dayı, iyice vur sıkısın toprak. Vur 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 vur, acıma. O kadar oluyor evlat. Üstünde zıplıyor ya. Tövbe tövbe, gece gece. Ay. Eyvallah dayı. Seni de bu saatte uykundan ettik ama sabaha bırakmamam lazım. Evet. Yeter. Hadi hayırlı geceler dayı. Hadi sağ ol. Sana da iyi geceler. Kalsın, ben sabah tekrar. Gittiler. Hadi Zeynep. Ne?
Pis bakmasak da abimi mi çağırsak? Selin olmaz. Niye? Çünkü Mustafa Fatih'ten habersiz hiçbir şey yapmaz. Hı. Fatih de duyarsa hayatta izin vermez kızın bakmamıza. Hadi. Oh, pardon. Ya, yürü. Çok korkarım. Ben de. Ama bunu yapmak zorundayız Selin. Neden yapmak zorundayız? Bırakalım ne halleri varsa görsünler canım. Olmaz Selin. Ya burada yatan Ertan'sa? İşte deme öyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Kazacağız. Hadi Selin. Zeynep burası çok kötü kokuyor. İnşallah düşündüğüm şey değildir. Bunu öğrenmeye tek bir yolu var Selin. Kazmaya başla. Ben kafada başlıyorum. Sen baş... Ay işte kaz ya. Tövbe tamam. Ay Zeynep ben yapamayacağım. Selin saçmalama. Kazmak zorundayız. Burnunu tık ağzından nefes al. Ben sordum efendim. Siz ne yapıyorsunuz burada? Mustafa sen burada az önce bir şey gömüyordun. Ne yapıyordun sen burada? Önce ben sordum Selin Hanım. Siz ne yapıyorsunuz? Yeter! Sana ne be? Sen ne öyle korku filmi efekti gibi geliyorsun ya? Feneri tutmuş böyle yüzüne. Yok efendim siz benim görünme korkmayın diye şey yaptım ya. Ne oluyor burada ya? Miskin dizli iş yapmak. Ne yapıyorsunuz? Ben de onu sordum Fatih Bey ama Zeynep Hanım da Selin Hanım da henüz cevap vermedi. Mustafa, sen az önce burada bir şey gömüyordun. Fatih, Ertan'ı öldürdünüz ve buraya gömdünüz değil mi? Ya Zeynep, niye evimizin bahçesine gömelim değil mi? Öldürdüğünüzü inkar etmiyorsun yani. Tövbe yarabbim ya. Peki, bu mezar ne? Kim var burada? O mezar değil ki Selin Hanım. Organik hayvan gübresi. Ha? Yani. Hı? Aynen öyle. Bahçe peyzajını inliyoruz efendim. Onun için getirmişler. Çok koku yapınca ben de bahçıvana gömdürdüm. Bir dakika, bir dakika. Bizim bahçıvanımız mı var? Var. Rüstem Efendi. Rasim, Rasim. Rüstem Efendi'ye ne oldu? O rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Bir dakika ya. Ertan nerede o zaman? Ya sen niye Ertan'ı sorup sorup duruyorsun Zeynep? Çünkü öfkenden kötü bir şey yapıp başına bela açmandan korkuyorum Fatih. Ya keşenim bu vakti. Zeynep'ciğim sen merak etme. Ertan mevzusu bir daha hiç açılmamak üzere kapanmıştır. İnanmıyorum. Yalan söylüyorsunuz. Mustafa! Senin koluna ne oldu? Aa! Kırıldı Zeynep Hanım. Kırıldı mı? Ne zaman kırıldı? Nerede kırıldı? Nasıl kırıldı? Banyoda sabuna basıp düştüm. Banyoda. Sabuna bastım. Bu hayatımda duyduğum en klişe yalan mı? Ben buna inanmam. Sen Mustafa'yı sorguya çekmeye devam et. Ben uyuyorum. Zaten uyuyorum. Devam ediyorum. İyi geceler. Fatih. Zeynep'ciğim bak gübreymiş anladık bitti. Ben de dayanamayacağım artık. Ben de gidiyorum. Abi nereye? Efendim müsaadenizle iyi geceler. İyi geceler Mustafa. Siz gidin. Ben de tek başıma bakarım. Ay yapamayacağım. Neyse ya. Bu zaten bir şey yokmuş. Ay, geçtikçe de kokusu çıkıyor. Öf.
Zeynep. Hı? Ne yapıyorsun? Kahvaltı için börek yapıyorum Fatih'cim. Akşam yemeğini de ben yapacağım. O iki yumurta bile kırdığını göremedim laflarını. Sana bunlarla beraber yedireceğim. Yedirt, yedirt. Sen yedirt bana hayatım. Ben afiyetle yerim. Ne güzel kokuyor. Daha fırına bile koymadım ki böreği. Yok yok sen. Fırında mercimek de mi yapsak acaba? Öyle her gün her gün olmaz Fatih. Hiç olmadı ki. Dün akşamı hatırlamıyor musun yoksa? Hı. Ne oldu ki? Yazıklar olsun sana Fatih. Zeynep ne oldu? Ne diyorsun sen? Dün işte en son muhabbet ettik, görüştük. Ben çok yorgunum, sızmışım. Pek de yorgun değildin sanki ama neyse. Nasıl yani? Ne oldu ki? Bir şey mi yaptık? Yok yok, ben bu konuyu daha fazla konuşmak Allah istemiyorum. Allah benim cezamı versin. Yaptık mı gerçekten? Geçti artık, tamam. Konuşacak bir şey yok. Ya benim şuurum yerinde değildi, ben hatırlamıyorum. Şuurun yerinde değildi. Tamam, tamam. Tekrar yapalım. Olmaz Fatih'ciğim. Ben şu an sadece börek yapmak istiyorum. Lütfen rahatsız etme beni. Ben değilim. Tekrar yapalım. Hayır Fatih'ciğim, lütfen ya. Ya Zeynep ne olur bak, vallahi hatırlamıyorum hiçbir şeyi. Allah benim cezamı versin. Hatırlamıyorum ben. Günaydın Mustafa. Size de günaydın efendim. Günaymadım Mustafa, günaymadım. Ne? İyi misiniz Fatih Bey? İyi değilim, ne? Efendim bir 5 dakika konuşsak. Tamam, geliyorum. Ya Zeynep inanmıyorum böyle bir şey. Tamam Fatih, ben daha fazla lütfen uzatma bu konuyu. Seninle bunu tartışmak istemiyorum. Ya Zeynep bak, tekrarlayacağız. Tamam mı? Şapşalıyor. Hemen de kandı. Ne var Mustafa, ne var? Şimdi kimden şüpheleniyorsun? Zeynep Hanım. Sen manyak mısın? Efendim çok şüpheli hareketleri var. Dün gece bahçeyi kazmasına ne diyorsunuz? Meraktan, meraktan. Yok efendim, bu işin peşini bırakmış değil. Hepimize mail atan kesin olmalı. Niye? Çünkü paniğe düşüp birbirimize ihanet ederek itiraf etmemizi planlıyor. Öyle mi? Evet. O fotoğrafları nereden buldu o zaman Mustafa, ha? Efendim henüz o kısmı çözemedim ama fotoğrafın kesinlikle montaj olduğundan şüpheleniyorum. Lan fotoğraflarda biz varız işte, biz biliyoruz ne olduğunu. Evet, dediğim gibi o kısmı henüz çalışamadım ama tez vakitte çözeceğim Fatih Bey. Hayırlı uğurlu olsun Mustafa, seni de kaybettik. Efendim Mete. Ha Fatih, neredesin? Nerede olacağım? Sabah sabah evdeyim, nerede olacağım? Sen dün gece kötü mü geçirdin ya? Bana gece deme Mete, gece deme. Tamam tamam ya, bir şey demiyorum ben. Ben onun için aramadım zaten, bak ne diyeceğim ben sana şimdi. Şimdi bana bir mail gelmiş, tam da o şeyi gösteriyor. Neyi gösteriyor? O geceyi. Ha, Mete'ye de gelmiş aynı. Size de mi geldi yoksa? Evet, bize de geldi, orada bulunan herkese geldi. Mustafa, Orhan, ben. Ya Allah'ın cezası kim? Ya Fatih, şimdi ben IP adresinden falan baktım. Üsküdar'da bir internet kafeyi gösteriyor. İnternet kafe mi? Ha. Bak Fatih, ben şimdi diyorum ki, şimdi ben bu kafeye bir gideyim, tamam mı? Bunun sonuçta tarih saati falan belli. Bu sahibiyle de ben bir konuşurum. Güvenlik kamerasından biz bunu buluruz yani. Adam akıllı, Mustafa akıllı. Güvenlik kamerası diyor, IP diyor, tarih diyor, zaman diyor, bir şey diyor yani. Senin gibi yok Zeynep Bahçe'yi kazdı diye şüphelenmiyor. Zeynep Bahçe'yi mi kazdı? Hadi, yok yok, önemli bir şey değil. Tamam kanka, o zaman sen bu kafeye git. Halletmeye çalış, konuşalım tamam? Tamam tamam, hallediyorum ben. Hadi görüşürüz. Sana yabancı dizi izlemeyi yasaklıyorum Mustafa. Ne var canım? Ben de çözüyordum işte. Bir kere benim tekniğim farklı. Allah Allah ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.